Peki, hep konuşulan bundan sonrasında ne olur? Çünkü bu iş başladığında, yani öldü, durumu çok kötü, ölecek diye birkaç aydır zaten çok konuşulmuştu. Bu hazırlıklar da biraz herhalde yaşam süresi de böyle hazırlıkları yapmak için de uzatıldı gibi müdahalelerle, sağlık müdahaleleriyle bunların da söylendiği bir ortamdayız. Peki şimdi ne olacak? Hangi ekip, hangi grup, hangi isim bu kanlı şebekenin, bu istihbarat şebekesinin başına geçebilecek? Bölünmelerin yaşanabileceği söyleniyor. Hatta devletin kaynaklarından yakında örgüt içinde bazı çarpışmaların, bazı suikastlerin olması ihtimaline de öyle uzak bakılmıyor. Önemli bir isme, Ali Burak Darıcılı'ya sorduk. Ne olur diye uzman görüşüyle dinleme zamanı. Fethullahçı terör örgütünün lideri olan Fethullah Gülen'in ölmesi elbette ki örgütün gelecek dönemdeki liderlik mücadelesi açısından, stratejileri açısından önemli bir etki yaratacaktır. Şimdiden bazı hiziplerin çok net bir şekilde ortaya çıktığı gözükmekte. Bu hiziplere göre, yani medyaya yansıyan bilgilere göre, Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki organizasyonda yer alan bu iki şahıs etrafında toplanan halkanın ya Asya'daki Fethullahçı yapının destek verdiği daha fazla, karşılığında da Avrupa örgütlenmesinin bir başka alternatif hizip olarak ve yanına Afrika'daki önemli ülke imamlarını da alarak bir başka hizip olarak ortaya çıktığı konuşuluyor. Mesela zaten cenazenin nereye gömüleceği, cenazede imamın kim olacağı gibi konular, cenaze namazını kıldıracak imamı kastediyorum, önem arz ediyor. Bu konuda da bir itiş kakışın ve kavganın olduğu gözüküyor. Belki ölümün iki gün geç açıklandığı söyleniyor. Bu da örgütün kontrol ettiği paranın vaziyet edilmesi açısından bir kıymete aiz. Yani bu zaten ciddi derecede örgütün bir ana iki damar üzerinden hizipleşmeye başladığını görebiliyoruz. Bu mücadelenin örgütün gücünü zayıflatmasına neden olması halinde bu yapıyı başlangıcından itibaren kuran, destekleyen, yöneten Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili istihbarat servislerinin veya organizasyonlarının usulünce telkinleriyle, telkinleri işe yaramazsa da biraz daha zorlama dayatmalarıyla bir örgüt yapısında dağılmayı engellemeyi tercih edeceğini ve kuvvetle muhtemel olarak görüyor. Bu noktada Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği de büyük önem arz eder. Yani Fethullahçı terör yapısının Türkiye üzerindeki faaliyetleriyle ilgili olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin olumlu seyre gitmesi halinde bu yapının Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinde bir düşük profile geçer. Tam tersinde Türkiye ile ilgili niyet ve isteklerin devam ettiğini görürüz. Bu Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrinden de bağımsız değil. Yani Türk-Amerikan ilişkileri olumlu bir seyre giderse bu yapı Amerika Birleşik Devletleri tarafından tasfiye edilecek, bırakılacak, kontrolden çıkartılacak bir yapı değil. Çünkü uluslararasılaşmış. Asya'daki yapısı, Afrika'daki yapısı, Balkanlardaki yapısı ile, yani bu ülkelere yönelik hedef ülkelerde de etki yaratmak için de kullanılabilir. Yani daha uluslararası boyuta doğru evrilebilir. Her bakımdan önemli bir süreci tecrübe ediyoruz. Bunları yakından izlemek ve takip etmek lazım.